Herkese merhaba. Bu videoda göbek yağlarınızı nasıl çok hızlı yakacağınız hakkında konuşacağız. Bu 5 önemli ipucu üzerine yaptığım bir önceki videonun devamıdır. Bu yüzden bu videoda 6.'dan 10.'ya kadar devam edeceğiz. Fakat ilk videoyu izlemeyenler için kısa bir özetleme yapalım ve açıklama kısmına bir bağlantı bırakacağım. Çünkü bu temel olarak izlemeniz gereken ilk videodur. İlk ipucu, amacımız mümkün olduğu kadar çok yağ yakmaksa vücudu ketoz moduna sokmalıyız. Ketoz, karbonhidrat tüketimini çok düşük tuttuğumuz bir diyettir. Burada net karbonhidratlardan bahsediyorum. Net karbonhidrat, toplam karbonhidrat eksi karbonhidrat lifidir. Katojenik planın bir parçası olarak saymadığınız bazı karbonhidratlar vardır. Bunlar yeşil yapraklı sebzelerden oluşan salatalardır. Biz bu bitkisel karbonhidratları saymıyoruz. Çünkü potasyum, magnezyum, C vitamini ve bitkisel besinlerde dahil olmak üzere pek çok besin miktarı nedeniyle bu karbonhidratları diyetimize dahil etmek istiyoruz. Yani salatalar çoğunlukla karbonhidrat içerse bile bunlar sorun olmayacak türden ve insülini yükseltmeyen karbonhidratlardır. Yani büyük bir tabak salata yerseniz çok fazla lif tüketmiş olursunuz ve karbonhidrat içermesine rağmen insülini tetiklemez. Lif ve yağ, insülini tetiklemeyen iki faktördür. Saf yağ olarak salatanıza zeytinyağı eklemelisiniz ve bu şekilde insülini tetiklemezsiniz. Bunun üzerine sirke katabilirsiniz. Balzamik sirke veya elma sirkesi kullanabilirsiniz. Çünkü sirke biraz karbonhidrat yiyor olsanız bile kan şekerini düzenlemeye ve insülini düşürmeye yardımcı olmak için gerçekten faydalı olan bir diğer şeydir. Dolayısıyla sirke çok ama çok önemlidir. Bir diğer tavsiyem ise önce salata, sonra protein ve yağ yemenizdir. Çünkü bunun tam tersini, yani önce proteini ya da yağı yerseniz salatayı bitirecek kadar aç olmayabilirsin. Tabii ki günde 7 ila 10 bardak dolusu kadar salata öneririm ve bu kulağa çokmuş gibi gelebilir. Fakat bardak derken yaklaşık olarak avuç dolusundan bahsediyorum. Yani bu çok değildir. Bir sonraki şey ihtiyacınız olan protein miktarıdır. Yaklaşık 100 ile 170 gram. Bu da bünyenize bağlı olarak belki 200 ile 225 gram arası olabilir. Yani bir erkekseniz avucunuzun 2 katı büyüklüğünde proteine ihtiyacınız vardır. Kadınlar için tavsiyem avuçlarının büyüklüğü kadar bir porsiyon protein tüketmeleridir. Böylece basitçe ifade etmiş olduk. Tabii bunlar yaşınıza, metabolizmanıza, egzersiz yapıyorsanız aktivite seviyenize ve benzeri özelliklere göre değişecektir. Ayrıca bu günde kaç öğün yediğinize bağlı olarak da değişecektir. Öğün sayınız azaldıkça 2 öğünde tükettiğinizden daha az protein tüketmelisiniz. Çünkü aksi takdirde bu çok fazla protein tüketimi anlamına gelecektir. Yani günde 1 öğün tüketmek olan OMED diyeti gibi bir şeyler yapmaya başladığınızda bu besinlere, hatta amino asitlere olan gereksinimleriniz azalır. Çünkü vücut uyum sağlamaya başlar. Proteinle ilgili diğer önemli detay şu ki yağsız protein yemediğinizden emin olmanızdır. Yani bulabileceğiniz en yağlı proteini yemelisiniz. Çünkü insülin indeksi denen bir şey vardır. Bu indeks, yiyeceklerin insülin üzerindeki etkilerinin göstergesidir. Peynir altı suyu proteini tozu gibi yağsız bir protein yerseniz, insülini yağlı et veya lipoprotein yemiş olduğunuz durumlara nazaran çok daha fazla uyarırsınız. Bu nedenle üzerinde deri olan tavuğu yemelisiniz. Balık yediğinizde, derisini yediğinizden emin olun ve yağlı balıkları yiyin. Sardalyaların sadece suda olanları yerine kendi yağlarında olanları tüketmeye özen gösterin. Çünkü bu gerçekten faydalıdır. Yağlı bir biftek veya belki de daha yüksek miktarda yağ içeren bir hamburger yiyebilirsiniz. Bu sadece insülin seviyelerini mümkün olduğunca düşük tutacaktır. 3 numara diyet yağıdır. Özellikle bu programın başında diyetinize daha fazla yağ eklemelisiniz. Bunun nedeni ise daha uzun süre oruç tutmanızı sağlayacak olmasıdır. Çünkü az yağlı programlar pek tatmin edici olmayacak ve yemek yemeden uzun bir süre dayanmak zor olacaktır. Böylece daha fazla yağ ekleyerek kendinizi daha uzun süre tok hissedeceksiniz. Böylelikle daha uzun süre oruç tutabilirsiniz. Çünkü ne kadar çok yağ yerseniz vücudunuz yağ yapmak yerine onları daha çok yakar. Ama bu programa başladığınızda daha uzun süre oruç tutabilmek ve vücudunuzun şekerden yağ yakmaya geçmesini sağlamak çok önemlidir ve oruç bunu sağlayacaktır. Ketonlara alıştığınızda 2 şey olacaktır. Canınız artık bir şey çekmez ve iştahınız kaybolur. Bu da programa bağlı kalmanızı ve ondan sapmamanızı çok kolaylaştırır. Böyle bir diyeti canınız sürekli bir şeyler isterken nasıl yapabilirsiniz? Demek istediğim, bu bir işkence gibidir. Bu programı uyguladığınızda öğün aralarında bile vücudunuzun beslenmeye devam ettiğini ve kendi yağını tükettiğini bilmenizi istiyorum. Bizim istediğimiz de tam olarak budur. Mümkün olduğu kadar uzun süre oruç tutmanızı istiyoruz ve yemeğin sonunda ekstra olarak yediğiniz yağ sizi bunu yapmaya hazırlayacaktır. Ancak birkaç hafta içinde ilerledikçe ve gerçekten bu diyete alıştığınızda her şey iyi olmaya başlayacaktır. İşleri hızlandırmak istiyorsanız diyet yağını azaltabilirsiniz. Çünkü zaten adapte olmuşsunuzdur. Yağı azaltabilirsiniz fakat çok fazla azaltmayın. Sadece diyet programına fazladan yağ eklemeyin. Bu, diyet yağından daha fazla kendi yağınızı yakmanıza sebep olacaktır. Dördüncüsü, bunu yaparken almanız gereken besinlerden bahsettik. Elektrolitlerin yanı sıra B vitaminlerini de aldığınızdan emin olun. İyi bir doğal B vitamini kaynağı olduğu için besin mayasını öneriyorum. Her iki besin grubu yani mineraller ve B vitaminleri ketojenik yorgunluk, ketojenik döküntü ve keto gribi gibi bir keto yağ yakma planının yan etkilerinin çoğunu önleyecektir. Bu besinlerin önemli bir parçası olan deniz tuzu da çok önemlidir. Çünkü karbonhidratları azalttığınızda vücuttaki birçok sıvıyı azaltmış olursunuz. Sıvı kaybıyla birlikte tuz ve elektrolit kaybı da gelir. Bunları tekrar alamazsanız bu yağ yakma programını uyguladığınızda kendinizi biraz bitkin ve halsiz hissedebilirsiniz. Bu nedenle ketojenik bir plan uyguladığınızda ve oruç tutarken besinleri aldığınızdan emin olun. 5 numara. Bu programa canınızın çektiği eğlenceli bir şey eklemelisiniz. Böylece kendinizi zor durumda hissetmezsiniz. Pek çok insan normalde tükettikleri tüm abur cuburdan vazgeçer. Ardından uyguladıkları diyete onları cezbedecek veya bu özledikleri eğlenceli yiyecekleri taklit edebilecek veya bunlara benzeyen bir tür yiyecek eklemediklerinden ketojenik diyetten sıkılırlar. Mesela ben yemekten sonra çikolata yemeyi seviyorum. Tabii bunu gece geç saatlerde yapmıyorum. Tükettiğim çikolata tamamen keto dostu olan bir çikolatadır. Herhangi bir gerçek şeker içermez, onun yerine şeker alkolleri içerir. Ayrıca çözünür mısır lifi, tapyoka lifi veya dekstran gibi bu yeni liflerden de içermez. Bunları içeren bir çikolata tüketmemelisiniz. Bazen de diyeti gerçekten zevkli tutacak küçük bir tatlı olarak biraz tam yağlı kremayı, pikan cevizi ve biraz keto dostu çikolata parçalarıyla karıştırarak tüketirim. Benim için en iyi tatlı budur. Ancak özellikle bu programa yeni başladığınızda yapabileceğiniz yüzlerce farklı keto tatlısı vardır. Çünkü yeni başladığınız için kendinizi kademeli olarak geliştirmelisiniz. Bu tarifle ilgili bir video isterseniz yorumlarda belirtmenizi rica edeceğim. Pekala, bu 1'den 5'e kadar hızlı bir özet oldu. Pekala, şimdi 6'ya geçelim. 6. önerim stresi azaltmaktır. Stres hissetmenin, özellikle de kronik stresin neredeyse şeker tüketmekle eşdeğer olduğunun farkında olmayabilirsiniz. Evet, doğru duydunuz. Çünkü stres kortizol denilen hormonu veya başka bir adıyla glikokortikoidleri aktive eder. Çünkü glikozu hareket ettirir. Glikoz gibi şeyleri proteine, yağ ve hatta ketonlara dönüştürür. Stres altındaki vücudunuz, uyluk kasınızda ya da düğme kasınızda sahip olduğunuz ve ihtiyaç duymayabileceği ekstra proteinleri harekete geçirecek ve bunu enerji olarak kullanmaya başlayacaktır. Bu, kronik stres durumundan geçtiğinizde yüksek düzeyde kortizol içeren Cushing sendromu adı verilen bir durum vardır. Genellikle bu sendroma sahip olanların vücut şekli, orta bölgesinde göbeğin çıkması, sıska bacakların olması, poponun küçülmesi olarak ortaya çıkar. Çünkü bu proteinlerin çoğu şekere, bu da daha sonra yağa dönüştürülür. Bu yüzden stresi olabildiğince azaltmalısınız. Hayatınıza dönüp ve kilo almaya ne zaman başladığınıza baktığınızda muhtemelen bu stresli bir olaydan sonra olmuştur. Bu belki hamileliktir, belki de boşanmak veya birini kaybetmek gibi büyük bir ilişki stresidir. Tüm bu stresler kan şekerinizi ciddi şekilde etkileyebilir. Peki ne yapmalıyız? Stresle yüzleşmek zorundayız. Stresten tamamen kurtulmak mümkün değildir. Fakat yapabileceğiniz şey onu bir şekilde yönetebilmektir. Bu genellikle bazı insanlar yüzünden olduğu için sizi strese sokan insanları belirlemeli ve sonra onları bir süreliğine uzaklaştırmalısınız. Yani onlardan kaçınmalısınız. Bu bazılarımıza önemsiz bir şeymiş gibi gelebilir ama aslında çok önemlidir. Stresli insanların olmadığı bir ortamdaysanız ve modunuzu düşürmek yerine yükselten insanların yanındaysanız adrenalleriniz çok daha mutlu olur. Yapmanızı önereceğim diğer şey ise haberlerden kaçınmaktır. Çünkü haberler çoğunlukla kötü haberlerden ibarettir. Hatta bazen kötü haberler abartılı olabiliyor. Özellikle kilo vermeye çalışıyorsanız buna hiç gerek yoktur. Bundan daha önce videolarımda bahsetmiştim. Fiziksel aktiviteler antrenmanlara kıyasla kortizolü düşürmenize daha fazla yardımcı olabilir. Çünkü sadece vücudunuzu hareket ettirmekle kalmaz, aynı zamanda zihninizi de düşüncelerden arındırır. Bu nedenle zihninizi bu sorunlardan uzaklaştırmak için doğada uzun yürüyüşler yapmak gibi yapabileceğiniz her şey stres için çok faydalı olacaktır. 6 numara olan stres, aynı zamanda 7. numara olan uyku ile de ilişkilidir. Ne kadar çok stres yaşarsanız o kadar az uyursunuz. İyi uyumadığınızda daha yüksek kortizol seviyelerine sahip olursunuz. Bu nedenle insanlar yorgun olduklarında bir şeyler atıştırmak isterler. Bu da kortizolün düşük olmasından ve dalgalanmasından kaynaklanır. Yaktığınız yağın çoğunun gün içinde değil, uyurken yıkılmasından bahsetmiyorum bile. Bu nedenle daha fazla uyumak için yapabileceğiniz her şey, hedefinize hızlı bir şekilde ulaşmanıza kesinlikle yardımcı olacaktır. Bir yıl boyunca değişik bir program uygulayan bir hastam vardı. Bir egzersiz programı uygulamıştı ve tam bir yıl boyunca sanırım yarım veya 1 kilo kaybetmişti. Muhtemelen tüm yıl boyunca sadece yarım kiloydu. Haftada 3 kez antrenman yapıyordu ve her antrenman 2 saat sürüyordu. Onu gördüğümde çok depresif ve yalnız görünüyordu. Diyetine baktığımda ise o kadar da kötü değildi. Fakat uyku düzeni kötüydü. Dolayısıyla uykuya odaklandık ve uyumasına yardımcı olduk. Tahmin edin ne oldu? Sonunda kilo vermeye başladı. Hiçbir şey yapmadığınız halde sadece uyumakla bir şeyleri düzeltebilmek tuhaf görünse de aslında uyuyarak vücudunuzun iyileşmesine ve onarılmasına izin veriyorsunuz. İşte o zaman yağ yakmaya başlarsınız. Yani biraz daha erken, mesela yarım saat erken yatıp yarım saat geç uyanmaya çalışırsanız, ister inanın ister inanmayın, bu kilo vermenize büyük ölçüde yardımcı olur. Çok aç kalmazsınız çünkü iştahınız azalır. 8. ipucu, kilo vermeye çalışırken sorunun merkezinde insülin direnci denilen bir şey var. İşte vücudunuzda olup bitenlerin de yağın kolayca yakılmasına izin vermemesinin asıl nedeni budur. Ne yaparsanız yapın, belli bir kilonun altına inememenizin ve sınır noktasında kalmanızın nedeni budur. Dolayısıyla yapmanız gereken şey, insülin direncine çok fazla odaklanmak ve bunu düzeltmektir. Bahsettiğim diğer çözümlere ek olarak, işleri hızlandırmak için yapabileceğiniz birkaç şey daha vardır. Öncelikle düzenli olarak bir yemek kaşığı kadar elma sirkesini bir bardak suya ekleyip içerseniz, bu gün boyu kan şekerinizi düzenlemeye yardımcı olur ve insülininizi daha duyarlı hale getirir. Böylece insülininiz çok yükselmez, aksine düşmeye başlar. Böylelikle elma sirkesi kan şekerinizi ve insülini düşürmeye yardımcı olur. Sonra tarçın da yemeğinize katabileceğiniz kan şekerinizi düşürmeye yardımcı olan çok güçlü bir baharattır. Tostunuza biraz tarçın katabilirsiniz. Tabii ki şaka yapıyorum. Tost yemenizi tavsiye etmiyorum. Her türlü şeyin üzerine tarçın koyabilirsiniz. Bununla ilgili bir video talep ederseniz yayınlayabiliriz. Bir sonraki şey, ek olarak krom almanızı öneririm. Krom pikolinat, pankreasta insülin üreten ve size yardımcı olabilecek hücreler olan beta hücrelerini destekler. D vitamini, pankreasınızın insülini düşürmesine yardımcı olabilecek başka bir şeydir. Yediğiniz salatalardaki potasyum ve elektrolit tozu kan şekerinizi büyük ölçüde iyileştirebilir. B1 vitamini de insülin direncine karşı yardımcı olmada önemlidir. 9 numara, egzersiz yapmak. Tek bir egzersiz türünü değil, çeşitli egzersiz türlerinin bir kombinasyonu yapmalısınız. Anaerobik ve aerobik olmak üzere 2 farklı tür egzersizlerden bahsediyorum. Anaerobik ile kastettiğim, yüksek yoğunluklu interval antrenman gibi oksijensiz yapılabilen egzersiz türüdür. Sonra aerobik adı verilen, daha fazla oksijen içeren diğer egzersizlerdir. Örneğin yürümek, doğa yürüyüşü, bisiklete binmek ve bu tür egzersizler. Bu 2 farklı türden egzersizleri karıştırarak yapmalısınız. Yerinizde olsaydım bir tür yüksek yoğunluklu egzersiz yapardım. Spin bisiklete, yani sabit bisiklete binmek, ağırlık kaldırmak, plyometrics veya kızağı çekmek gibi yapabileceğiniz milyonlarca farklı egzersiz türü vardır. Ancak bu egzersizi sadece ertesi gün değil, sonraki 3 ila 7 gün boyunca ağrı hissedeceğiniz noktaya kadar yapmaya devam etmelisiniz. Yani sizi yoracak kadar yapmanız gerekiyor. Bununla ilgili çok fazla veri vardır. Aşağıda bazı linkleri paylaşacağım. Ancak bu egzersizleri bu şekilde yapmalısınız. Böylelikle vücutta katabolizmayı uyarmış olursunuz. Bu yüzden onarım sürecinde büyüme hormonunda çok büyük bir artış olur. Bu da daha fazla yağı yakmaya yardımcı olacaktır. Sonra dinlendiğiniz günlerde ağrı nedeniyle asla egzersiz yapamayacağınızdan dinleneceksiniz. Bu nedenle tüm bu ağrı geçene kadar 2-7 gün veya daha fazla dinleneceksiniz. Rahatlama günlerinde aerobik egzersizleri yapabilirsiniz. Yani yürüyüşe çıkabilir, açık havada yürüyüş yapabilir ve ağrıyı gerçekten hissetmediğiniz ama dayanıklılığınızı geliştiren düşük yoğunluklu egzersizler yapabilirsiniz. Özetle bu iki tür egzersizi karıştırarak yapmalısınız. 10. ipucu ise periyodik, uzun süreli oruçtur. Bu çok ama çok faydalıdır. Düzenli aralıklı oruç yaptığınızı varsayıyorum. Bunu umuyorum. Belki de günde bir öğün olan OMED diyetini uyguluyorsunuzdur. Fakat günde en azından 2 öğün yemelisiniz ve bu 2 öğünün arasındaki süreyi de kısaltmaya çalışın. Özetle uzun süreli periyodik oruç işinizi başarıyla taçlandıracaktır. Üzgünüm ama oruç bu programın balı kaymağıdır. Pardon, bu sizi yanlış bir düşünceye sevk edebilir. Yani oruç tüm bunları birbirine bağlayacak olan bir sihir gibidir. Bu nedenle en azından 2 haftada bir 48 saatlik oruç tutun. Şimdi olacak şey şu, daha fazla yağ yakmaya ve işleri hızlandırmaya başlayacaksınız. Bunu yaptıkça kendinizi bu 48 saatlik orucu 2 haftada bir değil, haftada bir bile yapabilecek kadar rahat hissedebilirsiniz. Böylelikle her hafta sonu 48 saatlik bir oruç tutabileceksiniz. Odaklanmanızı istediğim prensip şu, acıkmadıkça yemek yemeyin. Belirli bir kiloda takılıp kalma sıkıntısını düzeltmeye yardımcı olmak için bana danışan ve konuştuğum birçok insan var. Onlara OMED diyeti yapıyorsunuz değil mi diye sorarım. Cevapları hep, evet günde sadece bir öğün yemek yiyorum ve hala kilo veremiyorum olur. Günün tek öğününden önce acıkmış mıydınız diye sorduğumda ise hayır hiç aç değildim derler. Ben de onlara o zaman neden yemek yiyorsunuz diye sorarım. Neden yapabildiğiniz kadar iştahsızlığınızdan faydalanmıyorsunuz? Bazı insanların bu programa başlayıp 5 gün yemek yemeden devam etmelerini sağladım. Evet, bu programı yapan insanlar besinleri yani elektrolit tozunu, besin mayasını ve diğer besin maddelerini de alıyorlar ama aç değillerse yemek yemiyorlar. Sonra olanları bir düşünün, hedeflerine çok daha hızlı ulaşırlar. Aç olmadığınızda vücudunuzun kendi yağını tükettiğinin farkına varmalısınız. Bu sağlıklı bir şeydir. Tüm bu yağları yakabiliyor iken bunu neden bir öğün yemekle bozalım ki? Çünkü yemek yediğinizde ne yerseniz yiyin aslında insülininizi belli bir dereceye kadar yükseltirsiniz. Bu nedenle çok fazla kilo vermesi gereken kişiler iştah kaybından da yararlanabilirler. Çünkü aç değilseniz yemenin ne anlamı var ki? Vücudunuz o sırada zaten yağlarını yakacaktır. Sanırım bu sadece insanların ben sadece besinleri almak için yemek yemem gerekiyor diye düşündüğündendir. Pekala, sadece besinleri alabilirsiniz. Neden yiyeceklere ihtiyacınız olsun ki? Sadece enerjiye ihtiyacınız varsa yemeğe ihtiyacınız olur. Ancak bu durumda enerjiniz kendi yağlarınızdan gelir. Şimdi ilk 5 ipucu hakkında bilgi içeren videomu izlemediyseniz izlemenizin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde tüm bilgilere sahip olursunuz ve bu videoyu tam buraya koyuyorum. Buradan kontrol edin.